Taşındı. O okul hı hı. diğer okulun e, binası depreme dayanıklılığı hı hı. E, şey yapılmamış. Çok hızlı karar veriyoruz ya. Çok hızlı. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle çok hızlı adım atıyoruz ya. E bak bir buçuk iki yıl okul kapalıyken depreme dayanıklılığı şey olmamış. Ölçmemişler, ölçmemişler, etmemişler. Bir okul e, şey yapmışlar. Aa Türkiye'ye göre işsizlik %12. Virgül Buraya koyayım. biraz sonra virgül koyalım. Biraz tamam. sonra dönelim. Şimdi iki okul olunca şöyle oluyor. Nüfus attı. Ee, bir okul sabahtan akşama eğitim verirken onu sabahtan Hı -hı. öğleye çeviriyorlar. Evet. Diğer okul taşınan okul da öğleden sonra akşama kadar. Evet. Öğlende ne oluyor? Sabah gelen öğrenciler okuldan çıkarken diğer okul okula giriyor. Hı -hı. Hani veriler kapıdan içeri girmeyecekti. Bir çurcuna hali. Görelim mi şimdi? Görelim. İzleyelim. i̇zleyelim mi? Hazırsa hemen görelim o görüntüleri, videoyu izleyelim. Evet. İbrahim evet. Kahveci'nin çektiği görüntüler. Görüyor musunuz? Veliler, şimdi burada o arabalar öğretmenlerin okulun içerisinde park hı hı. ettiği araç. Bu okulun, okulun içindeki. içindeki mi? Tabi. bu? Şu okulun kapısı. Görüyorsunuz. Tamam. Dış kapısı. A tamamen açık. Bu alt bölüm öğretmenlerin park yeri. Üst taraf ise öğrencilerin. Bakın görüyorsunuz. Hı hı. Bütün veliler orada. Okulun hı hı. kapısında. Yani dış kapısında. Hatta Okulun içerisinde bile veliler var. Sınıflara giriyor Mesaf veliler. Nesat değil mi? Hı. Ya siz söylenenle niye bakıyorsunuz? Söylenen başka, <laughs> eğlen başka. E kapıda bir güvenlik görüyor musunuz orada? Kapıda bir güvenlik yok, kimse yok. Kim giriyor, Büt... kim çıkıyor belli değil. Hiç belli değil. Veliler de haklı. Şimdi burada o çocuklar nereye evet. çıkacaklar? Yani dış kapıdan nasıl alacaklar? Dış kapıyı evet. ayarlamamışlar. Oraya bir önlem almamışlar. Yani... ...çocuk çıkacak işte 6 yaşında çocuk çıkacak. İbrahim Kahveci döneceğiz bu konuya ama bir şeye bakalım mı işsizlik verilerine? Şimdi grafik de gelecek hazır. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı iş gücü verilerini açıkladı. Türkiye göre işsizlik %12. Evet şu, şu anda evet. izleyicilerimiz de görüyorlar ekranda. Bu verilerin bu grafiğin üzerine bir konuşalım. Detaylar da geldi şimdi Düştü İbrahim Düştü o zaman değil mi? değil mi? Bize bir değerlendirir misiniz? şimdi e, 1.4 artış bir önceki aya göre 1.4 evet. artış yani hazirana göre 1.4 artış söz konusu Temmuz ayı işsizlikte şey, e, Tabii bu şeyler oldukça küçük olduğu için yazı yazı şeyleri hı hı. E, şu ekrandan da bakabiliriz Devamındaki çalışan sayısını görmeye çalışıyorum. İş gücü, istihdam. Şimdi e, DISCAR e, işsizlik e, sayılarında e, bir artış olduğunu e, söylemişti evet, veriler onu ortaya var. koyuyordu. Evet. evet. İstihdam e, toplam 28 milyon bakalım. 730 bin. Evet Ha bunu şey çünkü şimdi. buradan okuyamadım şeylerden bakalım ee, Temmuz 2021 şimdi bu neyi gösterdi bize bu Temmuz aylık rakamlar aylık rakamlar arkadaşlar diğer bölümleri de hazırlayabilirlerse hı hı. iyi olur şimdi e, Haziran ayında çalışan sayısı 29 milyon 227 bin hı hı. 28 milyon 730 bin yani buradaki şeye göre düşmüş gözüküyor hı hı. düşmüş gözüküyor Çalışan sayısı düşmüş. Tamam. İşsizlik 10.4 yüzde %12'ye çıkmış işsizlik. Yani biraz önce konuştuğumuz programın girişinde konuştuğumuz acaba tam açılmayla evet. yeni iş yerleri açıldı ve istihdam mı arttı? Evet. Yoksa işten çıkarma yasayla beraber aslında işten çıkmış ama kayıt olarak henüz İ ee, çalışıyor gözüken insanlar mı işini kaybetti diye baktığımız zaman e, burada gördüğümüz bir önceki ne gelirsek bir önceki bu mevsim mil... etkilerinden arındırılmış rakamlar Temmuz ayı iş gücüne katılma oranı 506 bin kişi artmış işsizlik. İşsiz sayısı. İşsizlik. 506 bin sayısı artarak 3 milyon 902 bine çıkmış. Yani DİSKAR'ın e, araştırmasından da yüksek. Yüksek. 506 bin. Evet. Onu artmış. Çok artmış. Evet. Yani. Çok artmış. Demek ki işten çıkarma yasağının kalkmasıyla aslında hmm. işsiz olan, e, resmi hmm. olarak işsiz gözükmeyen ama hmm. gerçekte işsiz olan insanlar bir arkadaşlar bir önceki tabloyu tekrar dönerseniz o daha önemli. E, 29 milyon 29 milyon 227 bin çalışandan 28 milyon 730 bine düşmüş çalışan evet. sayısı. 500 bin falan azalmış değil Aşağı mi? Aşağı yukarı 730, 500 bin 500 civarında bin azalmış, evet. Evet. 500 bin kişi çalışan sayısı azalmış. Evet. Bunu şöyle düşünün. Yaz ayı işte turizmin filan e, devreye evet. girdiği evet. bir ay. Yani haz, turizm daha fazla. Haziran'da bir nebze devreye giriyor ama Temmuz'da daha fazla. Buna rağmen çalışan sayısı bir önceki aya göre düşmüş. E, ee, işsiz sayısı bir önceki ay 3 milyon 388 binmiş. Şimdi işsiz sayısı 3 milyon 902 bin'e çıkmış. Yani 3 milyon 388 binden 3 milyon 902 bine 400 desin 500 560 bin evet. 560 bin kişi artmış işsiz sayısı. Ee, Nüfusa baktığımız zaman... Şurada fark şey yapıyor zaten. Şimdi bir şey söyleyeceğim burada. Hı hı. 2017 Ağustos ayı. 18, 19, 20, 21. Yani 4, 4 yıl önce. 4 yıl önce nüfus 60 milyon. 15 yaş üstü nüfus bu. Karıştırmayın. Evet. Türkiye evet. nüfusu değil. değil. Çalışma evet. çağındaki nüfus. Yani 15 yaş üstü bu insanlar çalışabilir dediğimiz nüfus 60 milyon. Şimdi 63 milyon 744 bin. Yani 3 milyon 742 bin. 60 milyon 2 bin olduğu için 3 milyon 742 bin nüfus artmış. 3 milyon 742 bin. 4 yıl içerisinde nüfus artmış çalışma çağına gelen nüfus. Çalışan sayısı orada kaçmış? 28 milyon 838 o da düşmüş. Burada da aynı sayılabilir. Aynı sayılabilir. 100 bin düşmüş. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz bir ülkeyi 4 yıl içerisinde 3 milyon 742 bin nüfus artıyor. Bu insanların en az %53-54'ü işgücü gücü piyasasına girmesi lazım. Yani 1 milyon 800 bin iş gücüne girmesi lazım. O zaman çalışan kaçmış? 28 milyon 838 29 500, 30 buçuk milyon, 31 milyona yakın çalışan olması lazım Türkiye'de şu anda. Bu rakam 30 milyon 500 binin üzerinde olması lazımdı ki Türkiye normal seyrinde, hı. normal seyrinde devam etsin. Başkanlık gelmiş, 28 milyon çalışan, 28'de kalmış, hı hı. 3 milyon 742 bin nüfus artmış ama bunlar işsiz. Ama biz bu rakamlarla hep yalan konuşuyoruz. Bunların hepsi yalan. Alev Alat da söyledi ya Türkiye'de açlık Aç yok. yok, yoksulluk Nasıl? yok. Şeyi de görelim mi? Yok. Sektörlere göre dağılımı da görelim. Görelim. sektörleri ana tema bu burada ama veriliyordu şeyde. Sanayi. Şimdi e, tarımda 4 milyon 930 bin. 5, bu 6 milyonu geçmişti tekrar aşağıya düşmüş. Hmm. Deli gibi ihracat yapıyoruz diye. Yurt 287 satıyoruz. bin, 287 kişi. Değil bir mi? önceki aya göre, bir önceki aya göre, evet. Sanayi çok. bin. Oynak oldu, enteresan. Hı. Bir ay mesela diyelim ki önceki ay sanayi 300 bin istihdam artıyor, bir ay sonra 400 bin istihdam azalıyor. Neden? Istihdam az neden o, Neden? Bu anlaşılır değil. Bakın tarımda olur. Tarımda şu değişim tarımda olur. Hı hı. Ne? Nefsim nedir? Edin? Efendim, şubat ayında tarlaya çıktık, Ocak ayında veya şubat ayında evdeydik. Mart ayında tarlaya çıktık veya Nisan ayında tarlaya çıktık. Evet Nisan ayında tarımda istihdam 500 bin arttı. İşte Aralık ayında veya Ekim ayında tarladan evet. geri yani eve dönüldü. 500 oynama. bin düş. Oyun beklenen oynama ama sanayi sektöründe bu son 3-4 aydır devam ediyor. Bir ay 300 bin, 400 bin artıyor. Bir Şimdi, ay sonra evet, 3.487 bin. 400 287 bin çok, fazla oynak, çok, çok fazla oynak, çok fazla oynak. Ve ilginç tarafı, dikkat edin. 287 binin 275 bini erkek. Evet. evet. Ya bu aa, çok ilginç bir evet, şey. Yani evet, bu evet. daha önceki aylarda da var. Öyle evet. bir bizim sanayiciler öyle bir fabrika kapatmış gibi he, hep erkeklerin çalıştığı fabrikayı kapatmışlar. Kadınlar kadınlar şey yapmamışlar. 12 bin kadın işini kaybetmiş evet. sanayide. Yani evet. erkeklerin çalıştığı fabrikalar evet. kapanmış bu ay. Peki hizmet sektörü için? Hizmet sektörü 404 bin artış. Bu normal. Hı hı. İşte biraz önce turizm. söyledim turizm gibi, turizm. turizme bağlı hı. diğer lokanta mesela açılma tam açılmayla beraber lokanta, kafe, buralarda çalışan garsonlar şeyler filan bunların işe girmesi. Turlar falan değil turlar mi? Turlar filan tabii turizmin şeyi de de tamamlayan unsurlar. Hı hı. Bu normal. Ama burada ilginç olan sanayide çok oynak oluyor. Hı hı. Ee, yani 287 bin kişi işini kaybediyor. Hı hı. Fabrika ka nasıl kapandı? ve bunların da neredeyse tamamı erkek. Bir de şeyi görelim mi? Temmuz 2019 rakamlarıyla verilerle karşılaştıralım mı? Olabilir. 2017 ile karşılaştırdım 2019'da. işsizlik oranı dediğiniz zaman bu işsizlik oranı bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar tekrar ilk tabloya döne şey ikinci tabloya dönebilir misiniz? Bu, bu başka bir şey söyleyeceğim. Şu evet. Şimdi nüfus 60 milyondan 63